surelerin faziletleri uydurma olmakla meşhurdur hadis dünyasında. Şu kadar oku, şu kadar sevap al. Yok böyle bir şey. Siz Kur'an'ın kendisi hakkında bunu söylediği bir tek ayet gösterebilir misiniz? Şu kadar Yasin okuyun, şu kadar sevap alın deseydi ya. Şu kadar Fatiha okuyun, şu kadar sevap alın deseydi ya. Unuttu da birilerini mi? Birileri mi tamamlıyor? Değil. Günün muhasebesini yapmaktır. Salat günün muhasebesidir değil mi? Namaz aslında günün muhasebesiydi. 5 kez muhasebe etmekti. Fakat neye dönüştü? Ahlaksızlığın yorganına dönüştü. Aldatmanın maskesine dönüştü. Dönüşünce de aslında فَوَيْلُّ لِلْمُسَلِّينَ Kur'an bunu ta 1400 küsür yıl önce söyledi. Yazıklar olsun o salat edenlere, o namaz kılanlara dedi ve diyor. 3 kere Asr suresini okursan bir Kur'an'ı baştan sona okumuş gibi olursun. Bir de böyle uyanıklıklar var, şark kurnazlıkları. Yani 3 kere Asr suresini oku, baştan sona Kur'an'ı okumuş gibi olursun. Niye? Nasıl olacak bu iş? Geçmişle efelenmek, geleceği tüketmek değildir. Asr suresini okumak, zamanın muhasebesini yapabilmektir dostlar. Zamanınızı değerli kullandığınızda, kaliteli kullandığınızda Asr suresini okumuş olursunuz. Bu böyledir. O zamanın içine güvenilir olmayı sığdırdığınızda, iman, evet güvenilirlik, güvenilir bir karakter koyduğunuzda, o zamanın içerisine iyilik koyduğunuzda, salih amel, iyilik koyduğunuzda, o zamanın içerisine hakikat, hak koyduğunuzda, hakkı batılın karşıtı olarak, zulmün karşıtı olarak geleceğiz oralara, o zamanın içerisine sabrı koyduğunuzda, yani doğruda direnmeyi, doğruda ayak diremeyi, doğrudan ayrılmamayı koyduğunuzda, işte Asr suresini böyle okuyorsunuz. O zaman Asr suresi okunmuş oluyor.